aktif politika. Yani günlük de mesela yani, vermeyecek. Tabii yani. Bir süre kendi kabuğuna çekilecek yahut da işte uzaktan izlemekle yetinecektir diye düşünüyorum. Bunun elbette ki yani bir defa şu artı gerçekte değil mi? Yayınlandığı mı? Mesela bu artı gerçekteki yazı çok sert. Yani zaten bu yazı yazdıktan sonra artık yani bu bir çok ağır eleştirel bir veda yazısı. Ama kendi içinde de yani önemli mesajlar içeriyor. Enteresan olan asıl en çarpıcı cümle bir mahpus olarak siyasete müdahale ediyordu ve de gerçekten de ritmik bir müdahale imkanına sahipti çünkü yani bir gelişme oluyor, 2 saat sonra pat Selahattin. Anlık. Şimdi yani, tweetlerle. Tabii evet yani bunun için orada bir işte sürekli görüşmeci altyapısı oluşturması gerekiyor ki yani avukatlar aracılığıyla ama Selahattin Demirtaş'ı izole etmiyorlar, edemiyorlar. Ve belki de yani orada da belli bir siyasi bir art niyette olabilir. İzole etmenin maliyeti, izole etmenin maliyetinden daha fazla olacağı için neticede yani her ne kadar Erdoğan 51 kişinin ölümüne neden olmakla falan suçlasa da Selahattin Demirtaş'ı doğrudan böyle bir silahlı örgüt yöneticiliği falan gibi bir isnat edilmiyor kendisine. Ya, bir şey yok. Yani siyasi partinin eş genel başkanı. Fakat diyor ki her seferinde diyor sesim yankılanıp bana geri dönüyor diyor. Son 5 yıldır HDP genel merkezine yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Şimdi nereye yolluyor? Efendim? Nereye yolluyor mektubu? HDP genel merkezine. Yani şimdi HDP'yi yönetmeye çalışıyor bir taraftan. Evet tabii. Yani HDP'de dinlemiyor. Yönetmeye çalışıyor ve HDP'de dinlemiyor. Şimdi bu artık seçim sonuçları da bir kopuşa, mevcut HDP yönetimiyle bir kopuşa neden oluyor belli ki. Aslında böyle yaparak mevcut HDP yönetimiyle HDP tabanındaki Demirtaş sempatizanlarını ki çok geniş bir kitle karşı karşıya getiriyor. Evet. Yani alın yani aslında HDP'yi şikayet ediyor onlara mevcut yönetimi. Çünkü şikayet etmesi için elinde de haklı gerekçeler var. Nedir haklı gerekçeler? Mesela HDP'nin 2018 seçimlerinde aldığı oy oranı %11.7. Yani 28. Efendim onun içinde tamam sosyalist sol var. CHP'den gelen tip oylar var. Tip var. İşte tamam sosyalist sol diğer parti vesaire. O zaman stratejik davranarak HDP'nin meclise girmesi ve bu sayede de AKP'nin sandalye sayısının düşmesini amaçlayan stratejik bir seçmen vardı orada. %2'lik en az. Minimum %2'lik bir seçmen. Sadece bir de tabii HDP'yi tasvip ettiği için destekleyen bir sosyalist seçmen vardı. Şimdi seçim barajı 7'ye indirildiği için bu seçmen ayrıştı. Şimdi ne oldu? Yani HDP nasılsa barajı geçecek dendi. Öyle görülüyordu. Ve bu CHP'den gelen oylar CHP'ye geri döndü. Bir de işte tip de mesela ortak listeden girmedi. Ayrı girdi. Yani, tamam yani. Ama topladığın zaman %10 ediyor. Tip ayrı girseydi, yani girmeseydi aynı ortak liste yapsalardı daha çok milletvekili çıkardı. 11 olurdu. Tabii yani şimdi çünkü HDP 67 milletvekili çıkarmış 2018'de. Şimdi çıkardığı milletvekili 62. Oyu da %8.8'e düşmüş. %8.8 ile 11.7 yüzde yani 3 puanlık ama bir tipi de koy. Şey var işte tip. Ben onu demiyorum yani tipi ben HDP oyuna yani YSP oyu olarak tamam. HDP YSP olarak girdiği için YSP oyu sonuçta 4 milyon 800 bin bir oy. 4 milyon 800 bin daha önce 5 milyon 867 bin yani oylarında hem yüzde hem şey olarak düşüş var. Ama ben aynı zamanda da Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da %5 kadar bir
seçime katılma oranında bir düşüş. Düşüş esas, evet. Şimdi o düşüşün de nedenlerine bakmak lazım. Hani hep burada söylüyoruz işte Kürt siyasi hareketi, işte HDP seçmeni disiplinlidir, politiktir falan. Ama yani işte yerel seçime giriyorlar. Yerel seçimde seçtikleri bile belediye başkanları birkaç ay sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla tamamen keyfi bir şekilde, hiçbir yargı kararı bile olmadan seri şekilde, yani böyle gruplar halinde bir hafta arayla, 15 gün arayla görevden alıp yerlerine kayyumlar atanıyor ve sonuçta iradesi hiçe sayılan bir seçmen çıkıyor ortaya. Bunun tabii ki demokratik yöntemlere olan inancının oradaki seçmen grubunun azalması beklenir bunun sonucunda. Bir miktar azalması beklenir. O karşılaşılan durum bu. Şimdi haliyle bir de tabii açılamadı. Yani HDP Türkiye'yi açılamadı. Bence Demirtaş'ın en çok kızdığı meselelerden bir tanesi bu herhalde. Demirtaş'ın hedefi sol parti, solu da içine HDP'nin alarak. HDP'nin bir Türkiye partisi olması. Evet, solu da içine alarak ama tip. Evet. MHP hepsini içine alarak. Şimdi orada baktığım vakit tip ayrıldıktan sonra HDP sadece Güneydoğu Partisi olarak kaldı. Yani adını koyalım Kürt Partisi. Kürt Partisi olarak kaldı. Yani bir Kürt Partisi olarak. O açılıma o süre içerisinde diğer sol gruplarla falan yapıp da İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de falan diğer yerlerde yeteri kadar o çevreleri yanına toplayamadı. Mesela CHP kızgın olanları alamadı. Bir sol bir parti olarak. Çünkü ne oldu? Ya bir de tabii şeyin de itelemesi var. AK Parti'nin izlediği politikanın da önemini, yani akıllı bir politika izleyerek HDP'ye gitti. PKK'nın siyasi uzantısı koydu. Bunu yapmasındaki amacı CHP'yi karalamaktı. Bu da son derece bence başarılı oldu. İşte bunlar PKK partisi, CHP'de onlarla birlikte diyerek onlar da bu işin içine bir şey demeden kapandılar ve bu şeyi tepki gösterdi. Ne CHP yeterli tepki gösterdi bu duruma, ne HDP tepki gösterdi. Dediğin gibi HDP giderek küçüldü ve sadece Kürtlerin Partisi olarak kaldı. 2015'te Türkiye Partisi olmak gibi bir hedef vardı. 2015'te ve büyük bir de destek de aldıydı. Çoğu yerlerden inanılmaz destek aldı. Şimdi İstanbul'da milletvekili çıkartıyor ama İstanbul'da aldığı yerler ve aldığı kimlerden oy aldığı da belli yani. O şey. Yani aslında bir taraftan PKK ile HDP'nin tabanı birebir çakışmasa da büyük ölçüde aynı taban olması. Tabii. Ve işte burada önemli bir ifade. Demokratik Kürt siyasi hareket. Önemli bir ayrım. Yani silahlı hareketten bahsetmiyor. Demokratik Kürt siyasi hareketi derken barışçıl Kürt siyasi hareketi. Barışçıl yöntemler. Yani işte demokratik katılım, seçim süreçleri, legalizm. Tabii. Legal siyasi partilerle legal platformda. Yani dağda değil ovada siyaset yapmak. Dağda siyaset yapılmaz. Evet. Yanlış anlaşılmasın. O başka bir şey. O ya da silahlarla yapılana da terörizm. Bu diyorsun o daha ayrı. Da bir isyan değil bu, mi? Bu burada. Karşı çıkış daha da karşı çıkış. O başka. Bu tabii. Hayır. Demirtaş elbette. Şeyle de kopabiliyor. Tabii. PKK ile de. Tabii çünkü yani bir PKK faktörü varsa bir tarafta HDP'nin Türkiye Partisi olmasını engelleyen, diğer tarafta da bugünkü iktidar var. Bugünkü iktidarın HDP'ye yönelik tutumu, yani seçilmiş belediye başkanlarını yasaklaması, onu sürekli illegal, işte terörle iç içe, terörle işbirliği içinde terörizmin bir uzantısı olarak göstermesi, şu an Türkiye sınırları içinde acil ve yakın bir terörizm tehdidi olmamasına rağmen güncel olarak yıllardır yok. Ve bunu böyle göstermesi, yani daha da 82 tane terörist kaldı diyor. Kaç tane kaldı diyordu? 120 tane mi diyordu? Öyle bir şey diyordu. Yok, sınır içinde 66 tane kaldı dedi. En son 66'ya indikti. İşte, dolayısıyla bugün gelinen noktada bence Demirtaş tıkandığını hissetti. Ve bir doğru olan yapıyor. Çünkü yazısında ilginç bir ifade var. Diyor ki ben diyor 1 Ocak 2023 tarihinde kısıtlı olanaklarımla seçim kampanyası başlatırken diyor.
Amacım kitleleri de kurumları da alarm duruma geçirmek. Şimdi seçim kampanyası başlattım ben diyor 1 Ocak 2023'te. Evet. Evet. Twitter röportajlar işte Twitter. Tabii çok etkiliydi ya şeyden falan. Anında. Ve cezaevinden bayağı etkili bir siyaset yürüttü. Ama yani, tek başına yürüttü. Evet. Evet tek başına ya da işte bir tabii ki destekçisi. Yok HDP tek başına derken HDP yönetiminden ayrı. HDP'de bundan herhalde HDP yönetiminde rahatsız oldu tabii ki. Bir de milletvekili listelerinde biraz galiba Kandil'de çok etkili oldu ki Demirtaş ona da biraz yani vurgusu var yani. Onu bilemiyorum. O listelerin nasıl ne şekilde kimlerin listeye konulduğu konusunda. Ama ben bunun tabii şey yani işte şeyle yani senin yaptığın hani ben iktidarda kaldıkça o çıkamaz demesiyle falan bir hani korkunun sonucunda. Yok korkunun sonucu demiyorum. Şey, zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Bu HDP ile bir problem var ve bir de yılgınlık da var. Dönemsel bir yılgınlık meselesi yani. Yani yılgınlık değil de şöyle bunun karşılığının olmadığını gördü. Çabasının bir karşılığı olmadığını gördü. Hayır ama orada diyor ki HDP'ye yazdığım çeşitli şeyler aynen ses geri döndü diyor. HDP ya, mektuplarından sonra. Evet mi? Yani tabii. Yani, beni dinlemediler diyor yani. Biz boş yere burada kafa patlattık bir politika öğrettim diyor. Aynen değil mi? Aynen bana evet. Geri döndü diyor. Yani bir şey olmadı. Söyle HDP üzerine bir etkisinin olmadığını görerek. Ana problem HDP'li. Tepki duygu çok sert bir mektup. Yani yazı mektup diyorum. Bak bu da mektup usulüyle biraz yazı. Yani parti binalarında boş dedikodularla uğraşanların da etkisiyle siyasal alanda istediğimiz uyum ve ortaklaşmayı ne yazık ki yaratamadık falan çok sert eleştiriler. Şimdi istersen İstanbul'a geçelim. Çünkü işte seni başkan yaptırmayacağız şeklindeki düsturunun, artık düstur mu diyelim ona ne diyeyim sloganının. Sonunda Edirne'ye kadar gitti. Bedelini 6 yıldan fazladır hapiste yatarak ödeyen bir şey. Yani o 51